sonsuza dek sürecek bizim aşkımız. Çünkü biz Galatasaraylıyız diyorsanız, internetinizde sarı kırmızı olsun. Hiçbir ekstra ücret ödemeden DSNET'e geçmek için 444-0905'i arayın ya da 6606'ya SMS gönderin. DSNET, yürekten bağlıyız. Bir şans daha şimdi Galatasaray için. Waters perdelemede. And Waters'a çok güzel indirin topu. Galatasaray kadın basketbol takımı Euroleague C grubu 4. maçında Fransa'nın USA Montville basket takımını 58-47 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. İki takımın da sayı üretmekte zorluk yaşadığı ilk periyodu Galatasaray 12-10 geride kapadı. İkinci periyotta sayı üretmekte zorlanan Sarı Kırmızılar 17. dakikada eşitliği sağlasa da USA Montville Basket devreyi 31-26 önde geçti. Zor bir atış olacak ama basketi buluyor Işıl Alben. İkinci yarıya hücumda ağırlığını ortaya koyarak 6-0'lık seriyle başlayan Galatasaray 23. dakika içinde 32-31 öne geçti. Bellen, Waters ve Little'la etkili olan Sarı Kırmızılar 3. periyodu 45-41 önde tamamladı. Bellen, Little iki sayılık katışı isabetli, işte bunlar, onu söylemeye çalışıyorum yani. Son periyotta yaptığı iyi savunmayla rakibine 5 dakika boyunca sayı şansı vermeyen Sarı Kırmızılar bu sürede hücumda ise sadece bir 3 sayılık basket üretince 35. dakika 48-41 Galatasaray'ın üstünlüğüyle geçildi. Oyuna girme hazırlığı içerisinde Şaziye girsin, bu 3 sayılık katış isabetli. Son bölümde Şaziye ve Vallon'la etkili olan Sarı Kırmızılar bitime 2 dakika kala farkı 14 sayıya çıkardı. Bu periyotta rakibinin sadece 6 sayı atmasına izin veren Galatasaray sahadan 58-47 galip ayrıldı. Sarı Kırmızılar böylece gruptaki 4. maçını da kazanıp puanını 8'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi. Galatasaray'da Lindsay Vallon 15 sayı 5 rebound 3 asistle oynarken Ann Waters 15 sayı 5 reboundla maçı tamamladı. Şaziye İvegin 10 sayı 8 reboundla kritik bir katkıda bulunurken Sancho Little da 9 sayı 6 reboundla oynadı. Lindsay Vallon yine çembere gitti. Yüklendi ve basket yapıyor. Lindsay Vallon. Kazandığımız için çok mutluyuz. Yani 4-0 yaptık şu anda. Euroleague'de çok iyi bir pozisyona geldik. Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Bu takımın da mağlubiyeti yoktu bu maça gelene kadar. Çok atletik oyunculardan oluşmuş, çok fiziksel basketbol oynayan bir takımdı. Yani çok zor bir maç olacağını bekliyorduk. İkinci yarı inanılmaz müdafaa yaptık. Yani oyuncularımı gerçekten yürekten kutluyorum. Yani tamamen inandık. Çok iyi basketbol oynayamadık belki. Ama çok iyi mücadele ettik. Bu da bizim yansıtmak, oluşturmak istediğimiz karakterin, oyun karakterinin bir bölümü. Gerçekten maçı kaybetmemek için ölümüne mücadele eden bir takım. Yani gurur duyuyorum, çok mutluyum şu anda. Tebrik ediyorum oyuncuları. Çok şanssız bir dönem geçiriyoruz. Yani çok iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyoruz. Ama bir türlü sakatlıklar yakamızı bırakmadı. Yani çok şanssız oldu her şey. Bugünden yarına iyileşecek bir oyuncumuz yok. Yani en erken bir hafta 10 gün sonra Silvia Foulis dönecek. İşte Alba Torrens takımla beraber ay sonunda çalışmaya başlayacak diye düşünüyoruz. Nevri önümüzdeki ay gelecek. Esasında sakat oynayan birkaç oyuncu daha var. Yani fedakarlıklarından, gerçek bir profesyonellik göstermelerinden dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Işıl Alben 7 saniye hücum süresinin son ermesine, atışı isabetli. Şaziye'nin sonunda.